Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda tatil sorularımızın dördüncüsünün çözümünü sizlere anlatacağım. Kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın diyerek başlıyorum. Ve sorumuzu hatırlayalım. Bakalım neydi bu zor soru? Bir bölme işleminde bölüm bölenin 3 katı, bölen ise kalandan 4 fazladır. Bölen artı bölüm artı kalan eşittir 116 ise bölen ile bölümün çarpımı kaçtır diyor. Şimdi böyle sorularda yapacağımız ilk şey söylenenlerin bir resmini yapmak. Yani bölme işlemi dediğine göre bölme işaretiyle başlıyorum. Sonra verilenleri yerlerine koyuyorum. Şimdi burada hiçbir şey verilmemiş aslında. Şöyle yapalım. Bölüm bölenin 3 katı diyor. O zaman bölen bir kutu olsun. Bilmiyoruz ya. Bölüm bunun 3 katı. Yani o zaman bölüm kısmı da 3 kutu olur. 3 katı dediğine göre burası 1 kutuysa burası 3 kutu olur. Devam edin. Kalandan 4 fazlaymış bölen. O zaman şöyle olur. Kalan da yani şuradaki kalan sayı da şu bölen sayıdan yani kutunun 4 eksiğidir. Çünkü bu fazla olduğuna göre 4 fazla. O zaman burası 4 eksik oluyor. Şimdi söylenenlerin resmini buraya yapmış olduk. Aşağıdaki kısma bir bakalım. Bölen artı bölüm artı kalan eşittir 116 diyor. Şimdi şurayı yapalım. Bölen neydi? Bir kutu. Yazıyorum yerine. Bir kutu. Tamam, bu bölen sayı. Artı bölüm neydi? 3 kutu. 3 kutuyu da buraya koyuyorum. Bu da bölüm. Bunlar da burada dursun. Artı ve kalan. Kalan neydi? Kutudan 4 eksikti. Hemen onu da şöyle yapıyorum. Kutudan 4 eksik. Bunların üçünün toplamı 116'ymış. Şimdi burada ne var? Bir kutu burada var. 3 kutu burada var. Bir kutu burada var. Şu kutuları bir araya getiriyorum. Ne oldu? 5 kutu oldu. Şöyle yazalım. 5 kutu. Ve eksi 4. Değil mi? 4 eksik diyordu. Eşittir 116'ymış. Şimdi bu 5 kutuyu ne yapıyorum? Bir sepete koyuyorum. Şimdi bir sepetten 4'ü çıkardığımızda 116 oluyormuş. Şimdi çıkarma işlemini hatırlayın. Şöyle bir sepet yapıyorum. 4'ü çıkardığımızda bakın 116 oluyormuş. Çıkarma işlemini hatırlayın. Yukarıdaki sayıyı bilmiyoruz. Çıkarma yapılmış. Bunu biliyoruz. Ve sonuç belli. Buradaki biz sepeti yani burada verilmeyen kısmı nasıl buluruz? 116 ile 4'ü toplarız değil mi? Tersini yaparız. O zaman 116 ile 4'ü topladığımız zaman 120 ediyor. Demek ki buradaki 5 kutu yani bu sepetin içindeki 5 kutu eşittir 120 oldu. Şimdi 120'yi 5'e bölerim ve bir kutuyu bulurum. Şurada bölüyorum. 120 bölü 5. Evet 12'de 5 2 defa var. 10 oldu. 5 yazarken güzel yazamamışız. Evet 2 kaldı. 0'ı getirdim. 20'de 5 4 defa. Ve ne oldu? Bir kutu 24 oldu. Bakın ben bölen sayıyı bulmuş oldum. 24. Buna ulaştık. Ve ne diyordu bana? Ne soruyordu? Bölen ile bölümün çarpımı diyordu. Şu kalan falan lazım değil şu anda. Kim lazım? Bölüm lazım. Böleni bulduk. Bölüm de bölenin 3 katıydı. O zaman şunu da bulabilirim. 24 ile 3'ü çarparım. 3 kere 4 12. 3 kere 2 6 7. Demek ki bölüm kısmı da 72 oldu. Bölen ile bölümü bulduktan sonra son aşama bunların diyordu çarpımı diyordu. O zaman 72 ile 24'ü çarparsam sorumun cevabına ulaşacağım. 4 kere 2 8, 4 kere 7 28, 2 kere 2 4, 2 kere 7 14 ve topluyorum 8, 12, 3 oldu 7, 1728 cevabımız 1728 oldu. 1728'i bulanlar doğru buldular ama bu soru gerçekten çok işlem isteyen bir soru ve biraz düşünüp söylenenleri güzelce uygulamak gereken bir soru. Ve bu şekilde çözümü sizlere anlatmış oldum. Bundan sonra karşınıza böyle bir soru çıktığında en azından neler yapacağınızı biliyorsunuz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.